Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Devleti yönetenlerin kuruluş felsefesine bağlı olmayı bırakın, devletin geleneğiyle derdi olduğunda yönetim krizinin çıkması kaçınılmazdır. Ne yazık ki mızrak artık çuvala sığmamaktadır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Cumhuriyet'in tahrip edilmesi için demokrasimiz ve devletin ideolojik aygıtları kullanılmıştır. 16 Nisan mühürsüz referandumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve kurumsal birikimi parçalanmış, Yargıtay 3. Dairenin anayasa ve yüce meclisimizi yok sayan kararı ile de tarihsel bir kırılma ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu tahribatın savunma politikalarımıza yansımasının zararları ise hayal bile edilemez. AKP FETÖ prodüksiyonunun vizyona koyduğu kumpas davalarıyla yüzlerce general, amiral, subay ve assubay tasfiye edilmiştir. Ergenekon ve balyoz sürecinde TSK'nın insan gücü, bilgi birikimi ve tecrübesi adeta sıfırlanmış, bir savaşta dahi kaybedemeyeceği birikim ve deneyimi o süreçte yok edilmiş ve milli güvenliğimiz tehlikeye atılmıştır. Sayın milletvekilleri, her yurttaşın hükümetten beklentisi milli menfaatleri koruması, milletin refahı ve güvenliği ile devletin bekasını sağlayacak stratejiler ortaya koymasıdır. Bir ülkenin milli gücünü sahip olduğu siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, nüfus, coğrafi, bilimsel ve teknolojik unsurların bileşkesi ifade eder. En zayıf milli güç unsurunuz kadar etkinsinizdir. Bu çerçevede savunma sanayimizi de içeren gurur duyduğumuz askeri gücümüzün etkinliği ekonomik ve siyasi gücümüzün etkinliğine dayanır. AKP dönemi NAS eksenli ekonomi politikaları ekonomik krizi derinleştirmiş, dış politikamızdaki savrulmalar, tutarsız hamleler, uluslararası arenadaki güvenilirlik ve caydırıcılığımızı, siyasi gücümüzü sekteye uğratmıştır. Birkaç örnek vermem gerekirse, örneğin diplomatik üslupla bağdaşmayan bir gece ansızın gelebiliriz naralarıyla sahte kabadayılık gösterileri yaparsanız gün gelir ben onu terör örgütlerine söylemiştim diye kıvırırsınız. Yine hatırlayacaksınız 4 Ekim'de Dışişleri Bakanı Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait bütün tesislerin meşru hedefimiz olduğunu belirterek üçüncü tarafların buralardan uzak durmasını tavsiye eden bir açıklama yapmıştı. Aynı gün Milli Savunma Bakanı da Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını üçüncü taraflar ifadesini sansürleyerek tekrarlamıştı. Bu açıklamaların üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye Cumhuriyeti'ne ait SİHA terörle mücadele faaliyeti esnasında ABD F-16'sı ile vuruldu. Önce inkar ettiniz. Pentagon düşürdük dedikten sonra kabul ettiniz. İnsansız hava aracımızın düşürülmesiyle insanlı bir savaş uçağımızın düşürülmesi arasında egemenlik haklarımızın ihlali bakımından hiçbir fark yoktur. Sayın Bakan, bu vahim durum ile alakalı ne tepki verdiniz? NATO nezdinde bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Bu durum bizim açımızdan kabul edilemez. Suriye'de Rusya ve ABD'nin Türkiye'ye tehdit oluşturan PKK-YPG gibi terör örgütlerinin desteklemeleri, diplomatik girişimler ve caydırıcı hamlelerle önlenmeli, Suriye'nin toprak bütünlüğü savunulmalıdır. Değerli milletvekilleri, unutulmamalıdır ki milletin bağrından çıkan silahlı kuvvetlerimiz milletimizin gözbebeğidir. Her karış toprağa şehit kanı ile sulanmış aziz vatanımızın jeostratejik konumu savunma hizmetlerinin önemini göstermektedir. Savunma, istihbarat ve dış politika, karar alma ve uygulama süreçleri açısından karşılıklı etkileşim içerisinde olan disiplinlendirir ve savunma her türlü siyasi rekabetin üstünde iç siyasete malzeme edilmeden rant kapısı olarak görünmemesi gereken bir alandır. Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın bedelini Suriye ile birlikte en ağır şekilde ödeyen biziz. Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılını dolduruyor. Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşananlar, gelişmeler gösteriyor ki ülkemiz her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel gücü nitelikli personel ile en üst düzeyde tutulmalı, modern harp silah araç ve gereçleriyle donatılmalı ve ordu siyasetin dışında tutulmalıdır. Hal böyleyken siyasal iktidarın savunma sanayi yatırımlarının kendi iktidarlarıyla başladığı izlenimini vermesi
abesle iştigaldir. Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır. Projelerde aslan payının özellikle 1974'ten itibaren tüm Cumhuriyet hükümetlerine, ödediği vergilerle kaynak sağlayan halkımıza, kanlarıyla harekat konseptleri ve harekat ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan şehit ve gazilerimize ait olduğu unutulmamalıdır. İktidar, milli savunma projelerini parti içi meselesi gibi görmekten, haklı eleştirileri bile vatan hainliğiyle suçlamaktan vazgeçmelidir. Savunma sanayimiz siyaset üstü görülmeli, firma seçiminde damat olma kriteri yerine rekabet tesis edilerek yeni projelerle daha ileri taşınmalıdır. 2022 döneminde onlarca yıllık emeğin ürünü olarak Aselsan, Baykar, TUSAŞ ve Roketsan'ın gelirlerini en çok arttıran dünya çapındaki 100 şirket arasına girmesi gurur vericidir. Yerli şirketlerimiz desteklenmeye devam edilmeli, bir partiye değil millete mal olmaları sağlanmalı ve sayıları verilecek desteklerle çoğaltılmalıdır. AKP'nin tek adam rejiminin savunma sanayine, askeri fabrikalara, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ve OYAK'a olan ilgisi kamuoyuna sunulduğu gibi sadece güçlü Türkiye, güçlü ordu hedefinden değil, yüksek rant içermesinden de kaynaklanmaktadır. Bunun somut örneklerinden biri de tank palet fabrikamızdır. Bunun yanında iktidar, milli tank projemiz Altay gibi çok önemli konularda başarısız olmuştur. AKP hükümetleri, hava kuvvetlerimizi çağın gerektirdiği modern uçaklarıyla teçhiz etmekte gösterdiği başarısızlığı, kara kuvvetlerimize modern tanklar kazandırmakta da göstermektedir. AKP, 1990'larda gündeme gelen, projesi 2000'lerde başlayan milli gururumuz TCG Anadolu gemisini kendisinden öncekileri hiçe sayarak sahiplenmiştir. Geminin neden 23 yılda hizmete girebildiğini sorgulatmayan AKP'nin iktidara geldiği dönemde hava kuvvetlerimizin envanterinde F-4, F-5 ve F-16'lardan oluşan 430'dan fazla muharip uçak varken şimdi bu sayı 270 civarındadır ve birçoğu uçuş saati bakımından ekonomik ömürlerinin sonundadır. Bir başka konuda yapısal sorunlarımız. Personel temininde TSK başta olmak üzere tüm kamuda Atatürkçülük temel değer olarak kabul edilmeli, tarikat, cemaat eksenli anlayış terk edilmelidir. Kamuda mülakatı kaldırma sözü veren hükümeti, kuvvetlerin temin merkezi komutanlıklarınca oluşturulan mülakat komisyonlarından da elini çekmeye davet ediyoruz. Tecrübeli teknik personelimizin yurt dışına gidişini engellemek için gerekli tedbirler ivedilikle alınmalı, beyin göçünün önüne geçilerek tersine geçin önü açılmalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini azaltan komuta yapısı değişiklikleri, deniz kuvvetleri ile sahil güvenlik, kara kuvvetleri ile jandarma arasındaki bağın kopartılması, askeri okulların kapatılması ve askeri yargı sisteminin kaldırılması hayati konulardır ve bu konularla ilgili tüm tarafların görüşü alınarak düzeltici adımlar süratle atılmalıdır. Unutmayın ki 1920'de işgal güçlerinin sevr ile elde edemediklerini siz KYK marifetleriyle yaptınız. Bu yanlıştan bir an önce dönmenizi tavsiye ediyoruz. Yüreğimizi dağlayan bir diğer husus da özellikle terörle mücadelede yaralanan askerlerimizin hastaneye sevk esnasında veya hastanede şehit olmalarıdır. Türk ordusunun dünyaya örnek olan harekat tecrübesine sahip güçlü askeri sağlık sistemini neden kaldırdınız? Yürüyen sistemi FETÖ'den arındırıp devam etmek varken neden yok ettiniz? Doğrusu anlaşılır gibi değil. Değerli milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline özlük hakları konusunda da bütüncül yaklaşan bir perspektif ortaya koymak zorundayız. Emekli binbaşıların emekli çalışan maaş oranı hiçbir asker ve sivil emekli memurda görülmeyen %41 oranına düşürülmüştür. Astsubaylara makam görev tazminatı sözü verilmiş, yerine getirilmemiştir. 55 yaş üzeri çalışan emekli olan astsubaylara da kadrosuzluk tazminatı verilmelidir. Terörle mücadelede en fazla şehit veren uzman çavuş camiasının kadro istekleri yerine getirilmelidir. Aslık üstlük münasebetleri düzenlenmeli, sağlık yeteneği yönetmeliğinde adilane değişiklikler yapılmalıdır. Vatan savunmasında uzman çavuşlarımız kadar şehit verdiğimiz sözleşmeli erlerimizin çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
Sayın Ceylan lütfen tamamlayın. Sözlerimin sonunda bu sorunların çözümüne yönelik hiçbir düzenleme içermeyen bu bütçeye red oyu vereceğimizi beyan ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.